Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Vax oyunuyla karşınızdayım. Bu sefer Vax oyunu ama böyle tek bir şeye tıklayıp almalı değil. Evet aslında tek bir şeye tıklayıp alıyoruz. Ama eğer geçmek isterseniz bir sürü farklı kazanç yöntemi mevcut. Ha çok kazandırıyor mu? Royce'i kısa mı? Hayır. Çünkü ekonomisi buna göre oturmuş daha garanti bir şekilde ilerliyor. Neyse tüm bu detayları zaten biraz sonra videoda konuşacağız. Öyleyse gelin şimdi oyuna nasıl başlarsınız? Ücretli ücretsiz yollar nedir oynamak için? Ne kadar kazanabiliriz? Ne olur gibi sorularınızı elimden geldiğince yanıtlamaya çalışayım. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzun ismi Land Rush <laughs> ya bazılarınız Million On Mars diye biliyordur ya da On Mars diye de kısaltıyor olabilirler takım genelde Land Rush ismini kullanmaya çalışıyor Atomic kapta On Mars diye geçiyor neyse yeni oyunumuz bu şimdi bu oyunu iki şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ücretli ve ücretsiz olarak ama ücretsiz dediğime de bakmayın temel bir ücreti var o da cüzdan onayı için aslında oyunluk bir durum değil. Ee, bir şekilde verification yapmanız gerekiyor. Verification için de arkadaşlar şu extra batch oyuna gir giriş için gerekli olan NFT'yi satın almanız gerekiyor. Daha sonrasında oyuna girdiğinizde arkadaşlar normal playe hemen tıkladığınızda bendeki şu anki sayfaya atmayacak. Size hemen kayıt o sayfasına atacak. Ve siz orada Vox Vault'unuzu linkleyeceksiniz. Eğer eşyayı aldığınız halde hata veriyorsa CTRL F5 kullanabilirsiniz. Unutmayın CTRL F5 Play -to Earn oyunları oynuyorsanız mutlaka 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 denemeniz gereken ilk şeydir bir sıkıntı yaşadığınızda. Neyse küçük duyumuzla verdiğimize göre oyunla ilgili hemen white paper'a geçelim. Biraz önce ne demiştik? Ex'ı demiştik zaten hemen buraya geçiyorum arkadaşlar bu kısmı size gösterdim isterseniz land satın alarak oynayabiliyorsunuz ya da land satın almadan amelelik yapabiliyorsunuz land kısmını biraz sonra devam edeceğim için size ücretsiz bir şekilde oynarken ne yapmanız gerektiğini göstereyim şimdi ücretli ve ücretsiz oynarken yapacağınız şeyler değişecek strate uygulayacağınız stratejiler değişecek ama genel olarak temel mantığı kavradığınızda a evet ben bunu yapabilirim ben şunu yapabilirim lan bu daha karlı olabilir diye Kendiniz stratejileri geliştirmeniz için ben şu anda size temel mantığını vereceğim. Oyuna ilk girdiğinizde bu şekilde bir gezegen karşımıza çıkıyor ve buradaki yeşil yerlere tıklayarak herhangi bir bölgeye gidebiliyoruz. Hemen buradan bir bölgemizi seçelim ve buradan tekrardan da hangi yerde oynamak istediğimizi seçelim. Şurası aktif değilmiş bu arada hala. Yani şurada check out dedik ve gördüğünüz gibi bir sürü arsa var arkadaşlar. Ama biz arsasız oynayacaktık değil mi? Şimdi ekranda dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Şuradaki kalp sizin staminanızdır. Yani aslında bir bakımı diğer oyunlardaki enerji diyebilirsiniz. Yapacağınız her bir hareket belli bir stamina ister. Eğer yapacağınız işlem daha komplike ise, daha zorluysa daha fazla stamina gerekir. Basit işlemler ise bir stamina ister. Yaptığımız işlerle para kazanacağımız için bu stamina bizim için çok önemli arkadaşlar. Ya yani bu staminayı yenilemezsek hiçbir şekilde oyundan para kazanamayız. Peki bu staminayı yenilemek için neler yapabiliriz? Önce oyuna girdiğinizde zaten size veriyor. Belli bir kısmını kullandınız. Birazdan göstereceğim neler yapabileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi. Staminanız bitti. Ardından yapabileceğiniz şey arkadaşlar öncelikle yemek yemek. Tamam mı? yemeği yediğiniz zaman size 4 saatlik bir dolma süresi verir. Şu an benim gördüğünüz üzere 2 saatim kalmış örneğin. 2 saat sonra ben tekrardan yemek yiyebilirim. Ama buradaki yemeği de şu şekilde unutmayın. Üstüne geldiğinde zaten size gösterir. Food ve aynı zamanda da water. Yani hem yemeğinizin hem de suyunuzun olması gerekiyor. 32, 12 adette Ve size karşılığında bir 16 tane stamina veriyor. Altından 4 tane atık veriyor. Aslında atık vermiyor yemek yediğiniz için sıçıyorsunuz ve bok çıkıyor aslında oradaki west bok arkadaşlar ve 4 tane dusk kazanıyorsunuz. Bu dusk oyun tokenı. Para kazanacağımız esas yer arkadaşlar. Ardından da bonus olarak şuradaki enerjilerden bir tanesini veriyor. Biri 25 aralığında olabilir, biri 6 aralığında, 2 4 aralığında. Genelde ben hesabımı kitabımı yaparken 18 enerji geliyormuş gibi düşünüyorum. Aynı zamanda enerjinizi bir de iteration'dan kullanabiliyorsunuz. Iteration da arkadaşlar günlük size bir kere bedava veriyor. Hemen ekranınızda çıkıyor. Şu anda o ben kullandığım için gösteremiyorum. Ekranınızda çıkıyor ve claim diyorsunuz. Claim dedikten sonra size şunu hemen de açalım. Ration veriyor. Ve bu ration'ı yediğiniz zaman 16 enerji veriyor ve 4 tane de o atığınız oluyor. Ardından diğer enerji kazanmak için yapabileceğiniz şey ise 3 saatte bir kahve içmek. Ve kahve içtiğinizde ekrandan da göreceğiniz üzere 6 ile 10 arasında enerji alabilirsiniz. Günde bir kere yapabileceğiniz diğer şey arkadaşlar protein shake içmek. Bunu da yine 40 yemeğiniz ve 10 tane de ice olması lazım. Bu ikisini üstünde inventörünüzde, envanterinizde bulundur yediğinizde size şansa bağlı olarak 1 ile 10 arasında enerji ve 1 ile 16 arasında gold veriyor. Şimdi temel şeyi anladınız değil mi? Bazı şeyleri yapacağız. Şimdi göstereceğim size. ve bu yaptığımız şeylerle stamina harcıyoruz. Ve bizim sürekli olarak stamina'mızı yenilememiz gerekiyor. E bunu yapabilmek için de doğal olarak bizim bir şekilde food ve water yani yemek ve su çıkartmamız, elde etmemiz gerekiyor. Yemek ve suyu nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Birazdan daha detaylı binaların tanıtımını göstereceğim ama siz eğer ücretsiz oynayacaksanız bu binaların çok bir önemi yok. Ücretsiz oynayacak arkadaşlar hemen şu sol üst köşede Marketplace'e gidebilirler ve buradan CTRL basıp örneğin food aratamadık. Ee, food diye aratırsak ve bulamadı. Evet şurada çünkü. Food diye aratırsak hemen karşısına çıkacak ve buradaki marketten arkadaşlar baya tıklarsanız hangi fiyattan kaç adet istediğini buraya yazarak işleme gönderirsiniz. Eğer o fiyattan benim gibi başka bir oyuncu food satmak istiyorsa talepleriniz eşleştiriliyor ve otomatik olarak ben satın almış oluyorum karşı taraf satmış oluyor aynı şekilde satmak için de yine sel tarafını kullanıyoruz arkadaşlar bu işlemi yine water için de gerçekleştiriyoruz E tamam o zaman alma satmayı da gösterdin parayı nasıl alacağız parayı nasıl edeceğiz İlk oyun açtığınızda size ya 3 seferlikti galiba hem 3 seferlik karnınızı doyurmaya yetecek kadar food ve water'ı veriyor Aynı zamanda enerjiyle de başlıyorsunuz. Yani oyuna tam hazır bir şekilde başlayabiliyorsunuz. E param bittikten sonra hepsini kullandım. Ben nasıl para kazanacağım bu oyundan? Döngüye nasıl sokacağım? Daha fazla food'u daha sonrasında nasıl alacağım diyorsanız da hemen şuradan land'e gidelim. İki tane ücretsiz oyunda para kazanma yöntemi var arkadaşlar. Birincisi herhangi bir gezegene land'e gidin. Bir yeri seçmenize gerek yok bu arada. Şuradan sol taraftaki kazmak küreyi görüyorsunuz değil mi? Bunu kullanınca arkadaşlar ben scavenge yapmış olacağım ve şansa bağlı olarak şuradaki ödüllerden bir tanesini alacağım. Bir stamina'mı harcıyorum, skeven çekiyorum ve bana ice ve regolith adlı bir malzemeden kesin geliyor. Bu yüzde kesin geliyor arkadaşlar. Sonra şansa bağlı olarak oyunun tokenından çıkartabiliyorum ve diğer eşyalardan düşürebiliyorum. Hatta çok zor bir olasılık olsa bile land düşürebiliyorsunuz. Ama çok 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 zor yani şuradaki 004'ü görüyorsunuz dur noktadan sonraki. Şimdi örnek olması için bir tane sizle birlikte yapalım. Bir tane stamina'yı tüketecek skevence yapmak için dedim ve o şansıma arkadaşlar empty powersel geldi. Regolith ve Ice'la aldım. Çok güzel oldu bu. Şimdi hemen markete gidelim arkadaşlar. Ben ne düşürmüştüm? sel düşürmüştüm. Empty power sel düşürdüm. 24 saat içinde bu eşya 1.7 1.8 ortalamayla satılmış ve son satılan fiyat 1.9. Yani ben bir, bunu 1.9 1.8 arasında bir şeye listelersem bu kesinlikle satılacak. Direkt ilk kazmamdan 1.8 aldım. E aynı zamanda Diğer kazandığım şeylerden bir tanesi de de. Evet bunlar çok fazla etmiyor küsuratları görürseniz. Yaklaşık 3-5 regolit, 3-5 de ice veriyor arkadaşlar. Bu şekilde yapa yapa oyundan kar elde ediyorsunuz. Oyunda kazanabileceğiniz diğer şey de ücretsiz oynayarak ama arkadaşlar başkalarının verdiği işlerde çalışabilirsiniz. Şimdi bu ekranda tabi biraz beklemeniz ve aynı zamanda hızlı olmanız gerekiyor. Eğer hızlı olamazsanız işi kapamazsınız. Şu anda ne kadar bekleyeceğim bilmiyorum. Hemen bir tane çıktığı zaman arkadaşlar hızlıca yapalım. tam işçi içecek iş çektim ki o sırada çıktı ve gördüğünüz gibi bir tane iş yaptım. Work It da göstereyim ben size. En son yaptığım iş şu arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Ben bir tane stamina mı harcadım ve karşı taraf bir tane iş açmış. Şimdi bunun parası da hemen gelmiyor. Bunu unutmayın. İş tamamlandığında geliyor. Yani ne demek oluyor bu? Ben atıyorum su arıtma işi verdi bana. Tamam mı? Ya da buradaki işlem direkt konuşalım. Powercell arkadaşlar. Powercell'e yani bataryaya Enerji yükleme işi verdi Çok güzel ben bu işi yapmaya gittim Bu 17 saat 51 dakika sonra bitecek Bu powershell işi E ne olacak ben paramı 17 saat 51 dakika sonra alacağım İki para kazanma yönteminde gördüğümüze göre Hangisi daha mantıklı Şunu unutmayın Eğer bir şekilde para döndürmeniz gerekiyorsa Ve food almanız gerekecekse Arkadaşlar paranız belli bir süre sonra bitebilir Burada skevenç yapıp Direkt malzemeleri satmak Daha az kazandırsa da size direkt para akışı sağlar. Ama siz belli bir Derece ulaştıktan sonra ya da elinizde food ve water'ın olduğuna yani bir sonraki 4 saatte yiyecek yemeğinizin hazır olduğuna eminseniz ve paranız da varsa arkadaşlar buradan aynı şekilde yanlış yere tıkladık. Buradan açılacak işleri kovalayabilir ve bir canınızı bir altına dönüştürebilirsiniz. Normalde scavenge yapmak direkt size bir altın vermiyor. Şanslıysanız bir altın kazanabiliyorsunuz. ama ben videoda o direkt eşya düşürdü diye bakmayın. O eşyanın da düşme olasılığı düşüktü. Hatta ne kadardı da unutmayın. %10'luk bir şansla eşya düşürüyorsunuz. Yani tam ilk denememde onun gelmesi de çok güzel oldu ama buna güvenerek yapmayın hesabınızı. Normalde regolit ve ice çıkıyormuş. Ve bunlardan da ortalama 4 tane çıkıyormuş gibi hesabınızı yapabilirsiniz. Ücretsiz oynarken tek yapmanız gereken şey bu arkadaşlar, enerjinizi düzgün bir şekilde harcayın, kendinizi besleyin, tekrardan staminanız da olsun ve bir daha bunlarla iş yapın, malzeme toplayın, skorunu yapın, iş yapın, enerji doldurun, iş yapın, para kazanın, enerji doldurun diye bir döngüye sokmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ücretsiz oynuyorsunuz. Peki ücretli oynamak isterseniz ne yapmanız gerekecek? Dedikten sonra videoyu burada bölüyorum arkadaşlar. Çünkü öyle bir kayıt almışım o kadar uzamış ki land alıp onun içine işte eşyaları dikmek, eşyaları anlatmak çok 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 uzun bir video olacak. O yüzden onu ikinci kısma sakladım ve burada videoyu bölüp ara veriyorum. Bir sonraki videoda evet hepsini detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım ama o bile yetmeyecek. Neden yetmeyeceğini neyse Artık çok da uzatmadan videoyu sonlandıralım. Onu sonraki videoya saklayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.